Tersi Yarın. Büyük iftira. Dördüncü bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Şahap Ayhan. Senaryo Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin, Didem Türkmen. Kurgu Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Osmanlı Hasan Venedik'te Hristiyanların arasında yaşamaktadır. Cecilia adında Hristiyan bir kızla da nişanlıdır. Ancak Hasan'ın iki amansız düşmanı vardır. Birisi Cecilia'ya deli gibi aşık olan Sagredo, diğeri de Hasan'la aynı gemide çalışan ve Hasan'ın kaptanlığını içine sindiremeyen vekil harç Valero'dur. Bu iki azılı düşman aralarına kilise papazı Giorgi'yi de alarak Hasan'ı mahvetmek için korkunç bir plan yaparlar. Plana göre Hasan'ın çalıştığı gemiyi soyduğunu, çaldığı malları da sahilde bir kulübeye sakladığını zaptiyelere ihbar ederler. Olay gecesi Valero bir hırsızın gemiyi soyduğunu ve bir kayıkla sahile gittiğini söyler. Bunun üzerine Hasan bir kayığa binerek hırsızı takip eder. Hırsız sahildeki bir kulübeye gitmiştir. Hasan kulübeye girince tanımadığı birisi başına vurur ve onu bayıltır. Biraz sonra da ihbar alan zaptiyeler kulübeye girerler. Tam bu sırada Hasan'ın nişanlısı Cecilia'da gözü olan Sagredo, Hasan'ın hırsız olduğunu ve bunu kendi gözleriyle görmesi için Cecilia'yı kulübeye götürür. Cecilia pencereden kulübenin içinde yerde yatan Hasan'ı ve başındaki zaptiyelerin Hasan için öldü dediklerini duyar. Genç kız çıldıracak gibi olur. Zaptiyeler Hasan'ı Sagredo ya da Cecilia'nın öldürdüğünden şüphe ettiklerini söyleyince bunu duyan Sagredo ile Cecilia korkarak kulübenin oradan kaçarlar. Mahallelerine gelen iki genç uzaklara kaçmaya karar verdiklerinde meçhul bir ses onlara bağırır. Durun, sizinle konuşmak istiyorum. İşte yakalandık Sagredo. Adam bize sesleniyor. Sakin ol, sakin ol. Ne var, ne istiyorsunuz? Sen Sagredo değil misin? O yanındaki de Cecilia olmalı. Evet öyle. Cecilia'yı da al ve yanıma gel Sagredo. Peki efendim. Gel hadi korkma, her kimse ikimize de tanıyor. Ya ama kim bu adam? Başında bir kukuleta var. Korkma, en azından zaptiye değil. Gel hadi. Buyurun, ne var ne istiyorsunuz bizden? Ben San Ander Kilisesi papazının adamıyım. Beni o gönderdi. Yol ortasında durmayalım. Gelin şöyle şu ağaçların altında konuşalım. Sizi San Ander papazı mı yolladı? Ya ama neden? Meseleyi çabuk çabuk anlatacağım. Zaptiye sizleri arıyor. Cecilia'nın nişanlısı Kara Hasan bu gece sahildeki bir kulübede öldürüldü. Aman Tanrım. Ben dahi bir Hristiyan olarak inanmakta güçlük çekiyorum ama Kara Hasan çalıştığı gemiyi soyuyormuş. O kulübeye de çaldığı malları götürmüş. Ama bilinmeyen biri büyük bir ihtimalle suç ortağı olabilir. Osmanlı'yı öldürmüş. Olaydan hemen sonra zaptiyeler geldi. Sagredo, zaptiyeler senden ve Cecilia'dan şüpheleniyorlar. İyi ama Hasan'ı ben öldürmedim ki. Benim zaten Hasan'ı öldürmem için bir sebep yok ki. O benim nişanlımdı. Biliyorum evlatlarım, biliyorum ama gel de bunu zaptiyelere anlat. Hasan'ın ölümüyle ikinizin de ilgisi yok ama suçsuzluğunuzu ispat edemeyeceğiniz için kutlu dinimizin bir mensubu olarak San Ander papazı size yardım etmemi istedi. Nasıl bir yardım edeceksiniz ki bize? Bu gece hem de hemen şimdi kaçmalısınız. Zaten biz de öyle yapacaktık. Kaçmazsak bizi katil diye yakalayıp idam edebilirler. Papaz da aynı şeyi düşündü. Muhterem peder benim vasıtamla size şu altın kesesini gönderdi. Alın bu keseyi Sagredo. Ayrıca indiğim arabayı da size bırakıyorum. Şu zarfı da alın. Ne var bu zarfta? Ne yapacağım bunu? San Ander papası bu zarfı Roma'ya gidip papaya vermenizi istedi. Ne? Roma'ya mı? Papaya mı? Evet. Papa zarfı alınca sizi himayesine alacak. Ve böylece zaptiyelerden de kurtulmuş olacaksınız. Hadi oyalanmayın artık. Arabaya binin ve hemen kaçın buradan. Bir dakika. Roma'ya varsak bile papaya nasıl ulaşabiliriz ki? Papa önüne geleni makamına kabul eder mi sanıyorsun? Haklısın. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Roma'ya varınca papadan önce Tiber Nehri kıyısındaki küçük bir kilise varmış.
O kilisenin papazına gideceksiniz ve ona papaya verilecek olan mektubun mührünü göstereceksiniz. Sonra da onun talimatına göre hareket edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hadi hemen kaçın artık buradan. Tamam tamam. Ama önce Cecilia yanına biraz giyecek alsın. Hemen kaçacağız. Aman oyalanmayın. Muhterem sen Ander papazı zaptiyelerin peşinize düştüğünü söylememi istedi benden. Tamam tamam. Birazdan kaçarız. Burada boş durmayalım. Sağa sola araştıralım. Ortada hırsızlıktan öte cinayet de var. Belki katille ilgili bir ipucu bulabiliriz. Sen üst kata ara, ben de öbür odalara araştırma yapayım. Hadi bakayım. Ben de şu ölen zavallı Osmanlı için her ne kadar Hristiyan değilse de bir ilgileneyim. İşler gayet iyi yürüyor. Hasan öldü. Onun yerine Valero gemiye birinci kaptan olur artık. Hasan'ın nişanlısı Cecilia da Sagrado'nun olur. Yaşasın! Bugün işler iyi gidiyor. Az önce Giorgi Fener'le Hasan'ın öldüğü işaretini verdi. Eğer Kara Hasan ölmüşse artık önüm açıldı sayılır. Yarından itibaren bu geminin kaptanlığı bana verilir. Vay cani Giorgi vay. Gözünü bile kırpmadan Kara Hasan'ı öldürdü be. Bizim Giorgi çok tehlikeli adammış yani. Her neyse Kara Hasan'dan kurtulduk artık. Şimdi sırada geminin sahibi var. Bakalım bizim Giorgi onu ne şekilde öldürecek. Kulübede hiçbir şey bulamadık. En iyisi gidip çavuşa haber vereyim de o da savcılığa haber versin. Netice itibariyle öldürülen bir Osmanlı ve bu cinayet yüzünden de Osmanlı hükümetiyle aramız açılmasa bari. Aa, yok canım yok canım. Bir Osmanlı öldü diye iki devlet arasında savaş mı çıkacak yani? Şuraya bakın. Bu adam ölmemiş. Ne? Ölmemiş mi? Yaşıyor mu yani? Ne oldu bana? Burası neresi? Kim vurdu başıma? Gel şuna bir bakalım. Gel. Vay namussuz. Osmanlı ölmemiş. İşler karışacağı benziyor. En iyisi sessizce burada tüymek. Neler oluyor burada? Siz de kimsiniz? Demek ölmedin ha? Suç ortağın seni tam öldürememiş. Ama ölmediğin için de fazla sevinme pis hırsız. Yine de elimizdesin, kurtulamazsın. Hey, durun bakalım neler oluyor? Ben hırsız falan değilim. Tam tersi hırsızı yakalamak için takip eden adamım. Sen bizi kas kafalı sandın galiba. Suç ortağının peşinden getirdiğin kayık aşağıda ağzına kadar mal dolu. Öyle değil mi muhterem peder? Peder? Peder yok, gitmiş. Tabii. İşin neticelendiğini görünce gitmiş. Bana bakın efendiler. Kollarımı bırakın. Tutmanıza lüzum yok. Böyle zannetmekle haklı olabilirsiniz ama ben Signor Crafa'ya ait bulunan Gambato gemisinin kaptanıyım. Kaptan mı? Evet. Bir saat önce kameramda uyurken vekilercim Valero kapımı çalarak gemiden bir hırsızın kayığa mal doldurarak kaçtığını söyledi. Ben de hırsızı yakalamak için peşine düşerek buraya kadar geldim. Ama içeriye girdiğimde görmediğim biri kafama vurarak bayılttı beni. Madem hırsız değilsin de neden yüklü bir kayıkla takip ettin hırsızı? Çünkü hırsız kaçıyordu ve benim de filika indirecek kadar zamanım yoktu. Bu yüklü kayık yarın boşalmak üzere aşağıda hazır duruyordu. Mecburen ona bindim. Kafam karıştı. Yani bakın söyledikleriniz doğru da olabilir tabii ama buna biz karar veremeyiz. Zira bu gece sizin gemiden mal kaçırıp buraya getireceğinize dair bize bir ihbar geldi. Ne? İhbar mı edilmişti? Evet. İşte biz de bu yüzden buraya geldik. Ama geldiğimizde sizi yerde yatar bulduk. Dedim ya, biri kafama vurarak bayıltmıştı beni. Her neyse. Ben suçsuzum. Bu yüzden de suçsuzluğum kolayca anlaşılabilir. Evet. Siz yine de görevinizi yapın. O halde bizimle karakola kadar geleceksiniz. Orada çavuşla konuşursunuz. Hadi bakayım yürüyün. Ha,
Evet, başınıza gelenler oldukça ilginç Sinyor Hasan. Söylediklerinizin doğruluğunu tahkik etmemiz gerekiyor. O zaman ne gerekiyorsa yapın çavuş. Ben Gambato gemisinin kaptanı Kara Hasan'ım. Gemi sahibi Sinyor Karafa'yı yakinen tanırım. O halde gemiye giderek doğru söyleyip söylemediğimi Vekil Arç Valero'ya sorup öğrenebilirsiniz. Evet, biz de bunu yapacağız. Sizinle gelecek miyim? Hayır, şu anda suçlu gözüktüğünüze göre sizi tevkifhanede tutmak zorundayım. Eğer söyledikleriniz doğru çıkarsa birazdan gelir sizi serbest bırakırım. Nasıl isterseniz çavuş. Hey büyük Allah'ım, nereden geldi bu işler başıma? Zaptiyelerin anlattığına göre biri ya da birileri benim hırsız olduğumu ihbar etmiş. İyi ama bunu yapan kim ya da kimler? Her neyse, çavuş hele gemiye gidip Valero ile konuşsun. Neyse, o yüklü kayığa hırsız takip etmek için bindiğimi söyleyince çavuş hırsız olmadığımı anlayacaktır. Evet Kara Hasan, işte seni yok ettim. Senden kurtuldum. Sevgili Haydut George'imiz seni en güzel şekilde öteki dünyaya gönderdi. Yarından sonra Sinyor Kraffa beni bu geminin kaptanlığına getirecektir. Gir. İyi akşamlar Sinyor Valero. Oho, şu gelene bakın. Zaptiye çavuşuymuş. Hayrola çavuş. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama devletimizle Osmanlı Devleti arasında ihtilaf çıkartabilecek bir meseleden ötürü size birkaç sual sormam gerekiyor Sinyor Valero. Öyle mi? Buyurun sorun. Sahildeki kulübede genç bir Osmanlı bulduk. O Osmanlı bu geminin kaptanı mıdır? Evet ama siz bunu nasıl öğrendiniz? Üstelik o çok genç. Yeni tayin edilmiştir. Bilebilmemize imkan yok. Sakin olun Sinyor. Bu öyle şaşılacak bir şey değil. Kaptan olduğunu bizzat kendisi söyledi. Kim? Yani kim söyledi? Kara Hasan'ın kendisi. Ama olamaz. O yani şimdi Kara Hasan nerede bulunuyor? Ve bu soruları niçin soruyorsunuz çavuş? Onu gemi soyguncularının depo olarak kullandıkları bir kulübede bulduk. Oraya aldığımız bir ihbar üzerine gitmiştik. Kulübede bulduk dediniz. Nasıl buldunuz yani? Bulduk ve yakaladık. Ne demek yakaladık? Oraya gemi hamulisiyle yüklü bir sandalla gelmiş. Daha önce kulübeye giren suç ortağı herhalde bütün mallara tek başına sahip olmak için onu öldürmek istemiş. Ama biz olay yerine gelince suç ortağı kaçmış. Yani kaptanımız gemideki malları mı çalıyormuş? Yok canım, inanmam buna. Yüklü kayıkla kulübeye geldiği doğru. Fakat kendisi hırsızı takip için aceleyle bu yüklü kayığa bindiğini söylüyor. Ve bunu siz de biliyormuşsunuz. Ayrıca kaçan hırsızı da ona siz haber vermişsiniz. Ne? Ben mi? Evet, neden şaştınız böyle? Kaptanınız Kara Hasan öyle söyledi. Tuhaf şey. Eğer hırsızı görseydim ondan önce ben takip ederdim. Hayret doğrusu. Acaba kaptan neden böyle söyledi? Üstelik henüz yeni kaptan olmuşken. Demek ki kaptanınızın hırsız peşinde koştuğundan haberiniz yok. Evet yok. Çok üzgünüm. Bu durumda Osmanlı'nın mahkum olacağını sanıyorum. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim. Kara Hasan. Çavuş, siz misiniz? Tamam mı? Hakikati öğrendiniz mi? Evet. Öğrendim ama ne yazık ki öğrendiklerim sizin aleyhinize. Nasıl yani? Aleyhime olan nedir? Bak delikanlı, kalbim size inanıyor ama ne yazık ki vekil harcının Sinyor Valero hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. Anlayamadım. Valero, ben kaptana kaçan bir hırsızın filan olduğunu söylemedim. Eğer öyle bir şey olsaydı sandala atlar hırsızı yakalardım diyor. Ya, demek öyle. İyi ama acaba neden gerçeği söylemedi? Doğrusu bunu bilemem. Peki şimdi ne olacak? Bu akşam sizi burada tutacağım. Tabii muhakeme edileceksiniz. Peki bu işten patronum Sinyor Kraffa'nın haberi var mı çavuş? Şimdi yok ama yarın olacaktır. Aman yarabbi, hırsızlıkla damgalanmak. Hele benim gibi Müslüman bir Osmanlı'nın hırsızlıkla suçlanması akıl alır gibi değil. Yemin ederim ki çavuş, ben hırsız değilim. Olmadığınıza kalben inanıyorum Kara Hasan. Çünkü sizlerin bazı adetlerini biliyorum. Vaktiyle dedem Akdeniz'de Türk korsanlarının eline düşmüş. Forsa iken bile çok iyi muamele görmüş. Daha sonra bir paşanın konağında çalışmış.
Bu sebeple Osmanlılar hakkında çok şeyler anlatırdı. O halde Osmanlıların hırsızlık yapmayacağını da bilirsiniz çavuş. Elbette bilirim, lakin şu anda bütün deliller aleyhinizde Hasan. Benim size inanılan bir şeyi değiştirmez. Her neyse, şimdi size hiç kullanılmamış yatak yorganı göndereceğim. Suçlu olmadığınıza inandığım için hücre kapınızı kilitlemeyeceğim. Hücrenizin tam karşılığında bir hamam vardır. Abdest almanız için hamamın kapısını açık bıraktıracağım. Sağ ol çavuş. Sen iyi bir insansın. Hasan. Hey Kara Hasan. Kalk, ziyaretçin var. Niye uyandırdın beni çavuş? Ziyaretçin var, bak gemi sahibi Sinyor Krafa seni ziyarete gelmiş. Sinyor Krafa mı? Nasılsınız kaptan? Sinyor Krafa, sanırım başıma gelenleri duyup da buraya geldiniz. İnanın ben şu anda suçsuz yere burada bulunuyorum. Yemin ederim ki geminizden zırnık dahi çalmış değilim. Biliyorum biliyorum kaptan, boşuna çeneni yorma. Değilsen hiçbir Osmanlı'nın hırsızlık yaptığına inanmam. Bana karşı göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ederim Sinyor Krafa. Ama bu oyunu bana kim oynadıysa Allah adına yemin ediyorum ki hesabını da verecektir. Yalnız ben değil, seni buraya tıkan çavuş bile hırsızlık yapmayacağına inanıyor. Ne var ki deliller şimdilik aleyhine. Çok üzgünüm Hasan. Eğer hadise Venedik duçesinin kulağına gitmemiş olsaydı bu işi çoktan kapatırdım. Üzülmeyin Sinyor Krafa. Her işte bir hayır vardır. Mutlaka bunda da bir hayır olacaktır. Cihanda hatıra getirilecek, hatta getirilemeyecek en son şey bir Osmanlı'nın hırsızlık yapacağıdır. Bu gerçek ne yazık ki pek çok Hristiyan'ı kızdırmaktadır. Şimdi ellerine böyle bir fırsat geçti ya, bütün Avrupa'yı ayağa kaldıracak şekilde seni mahkeme etmeye hazırlanıyorlar. Ama cesaretini ve dirayetini kaybetme kaptan. Sonuna kadar senin arkandayım. Mahkeme ne zaman başlayacak biliyor musunuz? Muhtemelen bir ay sonra falan başlar. Bir ay. Demek bu zaman zarfında ben de bu zindanda kapalı kalacağım. Olacak şey. Evet, ama bu zindanda değil de sen Ander Kalesi'ne hapsedileceksin. Büyük İftira adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.